İzleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mutfakta hayatın her halini, özellikle de güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki selamların en güzeli yine sizlerin üzerine olsun. Özellikle bugün kimlerden mi bahsedeceğiz? Bugün çok da fazla görmediğiniz, aslında hayatımızda var olan insanlardan bahsedeceğiz. Yetimlerden bahsedeceğiz. Evet, yanlış duymadınız, yetimlerden bahsedeceğiz. Onlar önemliler, farkına varılmak istiyorlar. Pek çoğu sizden habersiz belki yokluk yaşıyorlar ama en büyük yoklukları sanırım sevgisizlik, ilgisizlik. Onlar ilgi istiyorlar, sevgi istiyorlar. Dolayısıyla bununla ilgilenen yine çok güzel bir derneğimiz var. Deniz Feneri Derneğimiz yetimler üzerine çok güzel bir proje başarmış. Şu an uygulamaya devam ediyorlar. Detaylarını yine Deniz Feneri yetkilisi Kübra Hanım'dan öğreneceğiz. O zaman siz lezzetlerimize şöyle bir göz atın, bakın neler hazırlayacağız ve Kübra Hanım bizimle birlikte. Efendim tekrar hoş geldiniz ve bakın Peygamber Efendimiz yetimler için neler söylemiş hadis-i şeriflerinde tek tek. Öncelikle bir tanesini sizler için okumak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir yetimin başını Allah rızası için okşarsa elinin değdiği her kıl tanesi için kendisine sevap verilir demiş. Evet. Çok güzel bir hadis yine. Bir başka hadisinde de şöyle buyurmuş. Yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimseyle ben cennette işte böyle. Nasıldı Kübra Hanım? Böyle. İşte böyle yan yana olacağız buyurmuştur. Evet, iki tane hadisi bugün sizinle paylaştık. Çünkü projemiz gerçekten oldukça önemli. Kübra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Böyle hadisler üzerine gelince böyle güzel bir proje, çok mutlu olduk. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Kübra Aygın, Samsunluyum. Deniz Feneri Derneği'nde yetim biriminde görev yapmaktayım. Dernek yaklaşık 3 yıldır yetim projesini desteklemekte, yurt içi, yurt dışı olmak üzere. Bu konuda zaten dinimizde de en hassas konulardan birisi olan yetim birimi. Buna değinmeden olmazdı zaten. Deniz Feneri Derneği gibi büyük bir kuruluşun yetim birimini göz ardı etmesi olanaksızdı. Şimdi yetim çok hassas, çok ince. Allah'ın ayetlerinde de, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de çokça söz ettiği en hassas konulardan bir tanesi yetim. Evet. Biz de yetime en hassas bir şekilde devamlı düşünerek, daha fazla nasıl ulaşabiliriz diye konuşarak, yetim birimi olarak birkaç arkadaşımız daha var, birlikte çalışmaktayız. Allah daim ettirsin. İnşallah bu güzel İnşallah. Hizmetinizi kabul etsin diyoruz biz de sizin adınıza. İnşallah. Dualarımızı gönderiyoruz. Bu çok önemli, çok evet. Güzel ve hem dinimizde çok yeri var. Biraz sanki son zamanlarda görmezden geldiğimiz, onların ilgi beklediği, sevgi beklediği insanları da kapsıyor. En çok ne istiyor? Bir yetim bizden beklentisi nedir? Bir yetimin bizden beklentisi onları unutmamamız. Onların başını bile okşasak, yani o babanın yokluğu çok farklı bir şey elbette ama onların başını bile okşasak, içten bir gülümsemeyle tebessüm bile etsek, bu onlara verilebilecek en büyük sadakadır. Bu nedenle yetimleri unutmamamız gerekiyor. Maddi, manevi, her türlü
ne verebiliyorsak, hı hı. Onların ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Onların ihtiyaçları için bugün buradayız. Bir taraftan da bize lezzetler hazırlayacaksınız. Evet, inşallah. Kübra Hanım'ı bugün mutfakta da göreceğiz. Neler yapacaksınız? Bugün size tavuk sote, zebra kek ve fırında patates yapacağız. Fırında patates yapacağız. O zaman zebra kekinizle başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım tabii. Hemen başlayalım. Size şöyle bir karıştırma kabıyla baş başa bırakayım öncelikle. Mutfağımıza alışsın. Ne kullanıyoruz? Zebra kekimiz için 4 tane yumurtamız var. Bu arada kekin püf noktasını elbette bilirsiniz. Kekin püf noktası, kabarmasındaki o püf nokta neydi? Neydi? Yumurta ve şekeri çok iyi bir şekilde karıştırmak mıydı? Karıştırmak. Evet, ben çok kek kabartamayan biri olarak bugün sizden öğreneceğim. Fırını o zaman hazırlayayım. 160 derece olursa başlangıç olarak. Ben direkt 180'e ayarlamışım kendimi. Direkt 180'e açacaktım. Zebra kek olduğu için belki biraz daha hassasiyet gösterebiliriz. Öyle mi? Kekin de hassasiyet noktaları var. Sadece çırpma teliyle mi devam ediyoruz yoksa mikserle de çırpalım mı biraz? Mikserle çırparsak bence benim için daha iyi olur. Öyle mi? Bir motor gücü mü lazım? Evet, biraz öyle. Tamam, biraz teknolojiden yardım alalım. Hemen getirin. Ben sizi destekleyeyim burada. Tabii. Arkaya bırakabilirsiniz lavaboda. Şöyle bir bakın. Biraz daha yapalım. Biraz daha yapalım. Tamam. Köpükler çıkmaya başlayacak. Biraz daha mı gerekiyor? Biraz daha. Tamamen köpüksün. Şimdi bu kekin çırpma esnasında kabı şöyle tutuyorum. Sadece ekrana göstermek için tutmuyorum. Çünkü böyle tuttuğumuzda sıçrama olayı biraz daha azalıyor. Dümdüz yaptığımda inanın ki her tarafı kaplayacaktır ama şöyle bir hafif yani. Evet. Şöyle bir bakın. Yeterli mi şimdi Kübra? Yeterli. Şimdi sütü mü ekleyelim? Şimdi süt ekliyoruz. 1 su bardağı süt ekliyoruz. Evet, 1 su bardağı sütümüz. Sıvılarla başladık dolayısıyla. Evet. Yağ da ekleyelim mi şu aşamada? Yağımızı da ekliyoruz. Evet, yağımız da geldi. Devam edeyim mi bir süre daha çırpmaya? Olur, evet. Biraz daha çırpalım. Sonra ununu da ekleyeceğiz. Sanırım yeterli şimdi. Şimdi aldığı kadar un. 2 su bardağı da olabilir. Bunu ayarlayamıyorsak eğer. Hı hı. Yavaş yavaş karıştıralım öncelikle, evet. Ki çok fazla dağılmasın. Kermesler de düzenliyor musunuz peki yetimler yararına? Kermeslerimiz oluyor, sergilerimiz oluyor. Karmahas sergimiz olmuştu geçen yıl. Hı hı. Çeşitli aktivitelerde bulunuyoruz dernek olarak. Yetim gezilerimiz oluyor, yetim iftarlarımız oluyor. Onlarla birlikte mi iftar yapıyorsunuz? Evet. Yoksa hepsini bir toplayıp şöyle güzel bir sokak iftarı mı yapıyorsunuz? 43 ülkenin dışında biz dernekte, derneğimizin bahçesi oldukça geniş, büyük. Orada bir şölen eşliğinde yetimlerimize iftar veriyoruz. İşte sokak macuncuları geliyor, palyaçolar geliyor. Yetimleri sevindirmek adına. 43 ülkenin dışında dedi yalnız. 43 ülkede de bu devam ediyor anlamına mı gelir? Evet, 43 ülkede dediğiniz gibi o sokak iftarları, yerde kurulan o iftarlar devam ediyor. Tabii buna harçlıklar vesaire, oyunlar. Biraz daha un alacak sanki. Evet. 2 kaşık daha alır. Şimdi biraz daha karıştırayım. Yine orada da birebir aynısını yaşatıyorsunuz ülkemizdeki gibi. Devam ediyorsunuz. Tabii tabii, evet. Buna hassasiyet gösteren bağışçılarımız da oluyor. Bir yetim iftarı da ben yapayım diyen bağışçılarımız da oluyor. Yetime özen gösteren. Evet, sadece iftarla kalmıyor tabii ki bu yetimlere tabii. Olan bu tür organizasyonlar. Başka neler var yetimler üzerine? Yılın çeşitli zamanlarında yetim gezileri yapıyoruz. Onları
olabildiğince mutlu, memnun etmek adına ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. Onları çeşitli aktivitelerde bulunduruyoruz. Geziler yapıyoruz yetimlerimiz için. Şöyle bir bakar mısınız? Kıvamı nasıl? İstiyor biraz mu biraz daha? Evet, biraz daha istiyor. Buyurun, ekleyebilirsiniz. En son bir çekeceğim. O yüzden hala blenderımla devam ediyorum. Son kıvamı buluncaya kadar. Bu oldu mu dersin? Bu son olacak, evet. Bu son olsun, hadi bakalım. Şöyle birazcık daha karıştırıp. Toparlayalım. Hı hı. Peki bu yetim iftarları çok geniş kapsamlı iftarlar tabii ki. Sadece ülkemizde de değil, yurt dışında da yapılıyor. Bizim buraya sırf maddi olarak mı destek verebiliyoruz? Örneğin evden yemek yapıp getirenler oluyor mu? Evden yemek yapıp henüz getiren olmadı ama bir iftar da ben vereyim diyenler oldu. Bunu da maddi olarak, bu iftarın maddi yanıtını karşılayıp sonrasında iftarda yetimlerle bir araya gelen bağışçılarımız oluyor. Ya da benim yetimim var, benim bir kızım var, bir oğlum var diyen bağışçılarımız oluyor. Ben onlara bayramlık almak istiyorum diyen bağışçılarımız da oluyor. Bayramlıklarını alıyor yetimlerin, çocuklarının. Artık manevi çocukları olmuş oluyor. Bayramlıklarını alıyor. Tabii biz de bu emaneti ulaştırmakla mükellef olmuş oluyoruz. Ha, ne güzel, bayramlık alabiliyorsunuz. Sadece oraya maddi bir destek sağlamakla kalmıyorsunuz. İşte örneğin 10 kişiyi de ben giydireyim ya da 5 kişiyi de ben giydireyim deyip isterseniz gelip kendiniz alışverişinizi yapıp getirip teslim edip yine orada giydirebiliyorsunuz. Hangisine olursa, nasip kiminse o zaman. Tabii. Evet. Ama bazı bağışçılarımız tabii benim çocuğumun ölçülerini deyip sorup özellikle de çocuğuna gönderenler de oluyor. Ne güzel. Benim çocuğumun ölçüleri nedir? Artık o kadar kabulleniyorlar ki benim evladım deyip o gözle bakıyorlar. Aa, çok güzel. Tebrik ediyorum bu tür düşünen herkesi. Şimdi bölecek miyiz? Şimdi bunu böleceğiz zebra kekimizi ama kakaomuz ve vanilyamızı koyduktan sonra. Evet, koyalım. Ben yine çırpma teli getireyim. Kakao ve vanilya. Şu an kabartma tozuyla vanilyayı koyduk. En son kakaoyu koyacağız. Evet, en son kakaoyu koyacağız. Ben de sizden öğrenmiş oluyorum. Size emanet edeyim mi buradan sonrasını? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonrası Kübra Hanım'ın görevi. Kıvamını o baksın. Sonra kabarmaz babarmaz hiç sorumluluk almıyorum. Hiç almıyorum bakın. Kübra Hanım, siz ne kadar zaman oldu bu dernek içerisinde faaliyet bir buçuk yıl olacak. Başlayalım. Yaklaşık 1,5 yıl olacak. Ben yardımcı olayım size. Tabii ki olur. Şimdi bölüyoruz bunu ikiye. Dengeli bölmek gerekiyor. Sanırım yeterli. Tamam. Şöyle keselim. Tamamdır. Şimdi buna kakao ekleyeceğiz. Bir kısmını ayırdık, beyaz olarak bıraktık. Diğer kısmına kakao ekliyoruz ki o zebra dediğimiz çizgili görüntüyü verebilelim. Sizi ne cezbetti peki? Buraya çeken neydi sizi? Ben daha önce de yetimlerle alakalı gönüllü olarak çeşitli STK'larda bulunmuştum. Onların değerler eğitimine katkı olmak olsun, işte başını okşamak olsun, ne olursa yani yetimle alakalı. Sonrasında Allah'ın lütfu mudur artık nedir, bir fiil olarak Deniz Feneri Derneği'nde yetimlerle alakalı göreve başladım. Şimdi tamamen yetimlerle alakalı çalışmalarım devam ediyor. Beni cezbeden de bu hassas nokta, dinimizde de olsun, gerek dinimizde gerekse onların ihtiyaçları doğrultusunda olsun. Yani bunlar beni cezbediyor. Peki sizin yakinen tanıdığınız, bu faaliyetlere hiç başlamadan önce yakinen tanıdığınız var mıydı hayatınızda yetim birisi? Evet, benim de bir yeğenim var. Dayımı kaybettikten sonra o da yetim kalmıştı. Belki de o benim bam telim oldu diyebiliriz. Evet.
sonrasında da bu şekilde şimdik. Onu gördükçe diğer evet. insanları da hatırladınız. Onlar da bu tür bir ilgiye, sevgiye ihtiyacı vardır diye düşüncesi demek ki kapınızı çaldı. Evet. Şimdi ne yapalım, alalım mı onu? Kıvamımız çok ekranda güzel da gözüküyorsa bence eğer. Muhteşem. Oldu. Şöyle bir kaba mı koyalım? Evet. Önce borcam o zaman yeterli. Bu borcamı yağlayalım. Yağlayacağız. Margarin mi istersin, sıvı yağ mı? Fark ediyor mu? Sıvı yağ olur, fark etmez. Şöyle bir damla sıvı yağ koyduk. Peki var mı bir anın yetimlerle şu an dernekte yaşadığın? Mutlaka pek çok anın vardır ama seni en çok etkileyen, o an çok duygulandıran bir anın var mı? Bu iftarlar beni çok duygulandırıyor. Onun dışında da geçtiğimiz günlerde yetimlerle bir gezi düzenledik. Oradaki akvaryuma gezi düzenledik. Oradaki çocukların o balıkları, yani bu balıkları keşfedip, aa bu şeyi yılana benziyor, bu sineğe benziyor vesaire, böyle balıkları tasvir etmeleri falan. Onlar beni etkileyici miydi? Çok etkiledi. Yani çocukların aslında çok daha basit şeylerle tabii, mutlu tabii. olduğunu görmek sanırım size etkiledi değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu arada ben bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Mesela yetim ve yetim bir evlada sahibim diye söylenildiğinde hep küçükler akla gelir. Hep küçük çocuklar, ne hikmetse hep küçükler akla gelir. Ne aradık? Yani kaşık. Bir kaşık daha alalım. Yemek kaşığı mı istiyoruz? Evet. Tamam. Şunu da yapalım. Olur. Şey, buraya mı dökeceksin? Evet. Tamam. Kepçe bakalım. Buna ne dersin? Olur. Benim de var. Manevi kızlarım var. İki tane. Şimdi kızlarım diyorum. İnsanlar diyor ki Fatma'm kaç yaşındalar? Efendim benimkiler çok büyük. 24-25 yaşlarındalar. İki tane manevi kızım var. Biri yetim. Birebir evimde kaldı. Birebir eğitim hayatını bizim evimizde geçirdi. Rabbim nasip etti. Şükürler olsun. Biz onunla nasıl karşılaştık? Oradan aklıma geldi. Ailenizde var mı böyle biri diye. Çok küçüktüm. Onun babası vefat ettiğinde yanlışlıkla bir kaza sonucu vefat etmişti. Çok net bile hatırlamıyorum olayın ne olduğunu ama aradan yıllar geçtikten sonra artık üniversiteyi kazanmıştı. Bir gün memlekette elinde bir kağıtla geliyordu. Bana doğru yürüyordu. Ağlıyordu da aynı zamanda. O zamanlar tabii artık liseyi bitirmiş, 18-19 yaşlarında. Dedim ki hayırdır, niye bu kadar mutsuz, niye ağlıyorsun? Üniversiteyi dedi kazandım. Ama dedi okuyamayacağım, gidemeyeceğim. Çünkü artık annemin bunu kaldırabilecek durumu yok. Ablalarım da okudu, iki ablam da okudu. Bir de ben ona yük olmak istemiyorum. Beş kardeşler, diğer ablalarının da yükümlülüğü artınca bir kadın başına ne yapabilir? Sonuçta evet, her şey zor. Kesinlikle. Bir dönemden sonra bazı şeyler de maddiyata dayanıyor. Kesinlikle. Ve bir kadın için özellikle baba olmadan o evi geçindirmek, o evin bütün sorumluluğunu kaldırmak ve evlatlara bakabilmek çok zor. Hani kadınlar bunu yapıyor. Annelik görevini gerçekten hem dünyada ölünceye kadar yapıyorlar hem ahirette de inşallah devam ettirecekler ama baba evleniyor. Farkındaysan anne vefat ettikten sonra baba bir süre sonra bu süreci değerlendiremiyor. Siz de görmüşsünüzdür, karşılaşmışsınızdır. Evet, bir süre sonra mutlaka evleniyor. Ama annelerin geneline bakın, yetim kalsa da, o çocuk babasız kalsa da hemen baba rolünü de üstlenip onu devam ettirebiliyor. Derken dedim ki ya hiç aklıma da gelmedi. Halbuki evliyim. İnsan bir sorar değil mi? Eşin ne der, ne eder diye. Gel bizde kal dedim. Ya biz de orada oturuyoruz. Bak kazandığın, okulu kazandığın yerdeyiz biz de. Gel bizde kal. Bizim evimizin bir odası müsait dedim. İnsan bir sorar değil mi ya, eşin ne der, kabul eder mi, eve olur mu, olmaz mı? Demek ki Rabbimin bir hikmetiydi, Rabbimin bizi karşılaştırmasıydı ki yıllar sonrası, 18-19 yıl gibi koca bir yılın ardından. Neyse kızımızın ailesine bunu ilettik. Onlar da ufak bir araştırma ister istemez yaptıktan sonra bizimle gelmesine izin verdiler. Ve üniversite hayatını Rabbime şükürler olsun, biz karşılamış olduk, evimizde onları misafir etmiş olduk. Yeri geldi başını okşadık. Ve o hadis aklımdaydı. Onu gördüğümde Peygamber Efendimizin bir yetim ile ilgilenen, onu hayatına dahil eden kişi inşallah cennette şu şekilde iki parmak aralığı kadar birbirimize yakın olalım. Hadisi aklıma gelmişti. Eşimin de desteğiyle efendim kızlarımız eğitimlerini tamamladılar. Dört dörtlük çok şükür mesleklerini ellerine aldılar.
Şimdi çalışıyorlar. Maşallah. Sağlık sektöründeler. Bakın pek çok hastaya yardımcı oluyorlar. Ne güzel. Çok güzel bir şey. Değil mi? Allah herkese nasip etsin. Bize nasip etti. İnşallah sizlere de nasip etsin. Böyle iki tane kızım var. Manevi doygunluk farklı bir şey. Yani farklı bir boyut. O maddi doygunluk falan geçici de manevi doygunluk, yani herkese tavsiye ederim. Bu zamana kadar belki cesaret etmemiş ya da fırsat bulamamış ya da ne yapacağını bilmeyenler olmuş olabilir. Buradan onlara ben sesleneyim. Evet. Bu doygunluğa ulaşmak istiyorsanız her şey yapılabilir. Yeter ki isteyin. Çünkü dünyada 140 milyon yetim var. 140 her yıl, milyon. Evet. Her yıl 3,5 milyon çocuk yetim kalıyor maalesef. Bu savaşlar, açlık, kuraklık, sel. Yani bunlara her şey dahil. Evet, evet. O yüzden çok fazla yetim sayısı var ve bize çok iş düşüyor. Ne yapabiliyorsak yapmamız gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa manevi doygunluğa ulaşabilmeniz için, hani şu kalp huzuru var ya, gönül huzuru. Evet. Böyle kafanızı yastığa koyduğunuzda Allah'ım sana şükürler olsun, bugün bak bir insan için bir şey yaptım diyebilme rahatlığı var ya, işte biz ondan bahsediyoruz. Öyle gittim bugün ticaretimi yaptım, şu kadar para kazandım, şu kadarını kenara koydum, şu kadarını attım tuttum değil. Kafayı yastığa koyunca dersin ki ya Rabbi bak senin rızan için ben bugün şu 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 olayları yaptım. Hepsi senin rızan içinde. Şu insana dokundum. Bu insanın hayatında bir elim var. Ya da bir cümlem var. Bir saçını okşadım. Çok büyük bir şey değil ama yüzüne güldüm. Onu mutlu ettim. Aslında bu bile güzel. Için, evet, aslında onlar için çok büyük bir şey. Çok büyük bir nimet, evet, değil mi? O sevgiyi fazla gözlerinizde hissetmek bile çok büyük bir nimet. Sıralıyorsun bu arada biz sohbetimize devam ederken. Zebra şeklinde bunu kestikten sonra o şekilde alabilmesi için bir kakaolu bir sade kekimizi döküyoruz. Kestikten sonraki şekil zebra olması için. Evet, kaşık kaşık bir ondan eklemeye devam, evet, ediyoruz. Biraz sabır istiyor. Sabırla, özenle kekimizi yapıyoruz. Evet, sabırla, özenle, sevgiyle ve muhabbetle kekimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu arada patateslerimizi haşlayacak mıydık? Evet, haşlayacağız. Onları haşlamaya koymamı ister misin? Olur. Şöyle patatesimiz kaç taneydi? 4 tane patatesimiz var. Evet, tenceremizin içerisine alıyorum. Başka bir şey ekliyor muyuz bu patatese? Ona su ve biraz da sıvı yağ. Biraz da sıvı yağ. Tuz? Tuz da ekliyoruz. Şöyle bir miktar sıvı yağ. Şöyle bir miktar tuz. Ve sıcak su. Patateslerimizi haşlamaya bıraktım. Kapağını kapatıyorum ve haşlanmaya devam ediyor. Son sıramız mı? İnşallah. İnşallah. Öyle olacak gibi duruyor. Şu hali bile çok güzel görünüyor. Evet. Herhalde bu çizgiyi oluşturmak için hanım kim bilir ne kadar uğraştı. O gün aklında ne vardı acaba? Kadınlarımız aklına bir şey takınca yeni yeni üretimler yaparlar. Bu püf noktası gelsin aklınıza. Yeni bir şey oluşturmuşsa, mutfakta yeni bir şey deniyorsa kesin aklı bir şeylere takıktır. O bir şeyler düşünüyordur. Sizce? Kesinlikle. Kübra Hanım. Üretkenlik her yerde. Mutfakta, işte, evde. Son sıramızda da kakaoluyu yerleştirdikten sonra... Tamam, onu da yerleştirip fırına gönderelim bence. Evet. Şöyle alalım. Kıvama bayıldım yalnız. Hakkını verdiniz yani. Kıvamı çok güzel oldu. İnşallah bakalım. Gönderiyorum fırına. Evet. Efendim, zebra kekimiz hazır. Gerçekten çizgi çizgi zebra halinde duruyor. Fırına gönderiyorum. ...165 derecelik fırınımıza verdik ve zebra kökümüz yavaş yavaş pişmeye başladı. Patatesimiz ne olacak haşlandıktan sonra? Patatesimiz haşlandıktan sonra püre haline getireceğiz. Üzerine de kaşar rendesini atıp döküp biraz fırında bekleteceğiz. Ardından fırına göndereceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, bütün bunları yapacağız ama ne zaman? Tabii ki kısacık bir reklam arasının hemen ardından.
hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, kısacık bir reklam arasının ardından biz sohbetimize kaldığımız yerden lezzetlerimizle birlikte devam ediyoruz. Patatesimizi koyduk, haşlıyoruz. Aynı zamanda Kübra Hanım'ın o güzel elleriyle ne yaptık? Zebra kek yaptık. Zebra kekimiz de fırında pişmeye devam ediyor. Şimdi gelelim, sıra bana. Ben size ne mi yapacağım? Ben size mantarlı tavuk sote yapacağım bugün. Biraz sebze ekleyeceğim içerisine. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Ve Bismillah deyip kendimi mutfağa atıyorum. Kübra Hanım, ne dersiniz, atayım mı? Tabii. Gerçi burası benim evim, biliyorsunuz. Hiçbir zaman mutfaktan ve evimden vazgeçmiş değilim. Bir bayan mutfaksız düşünülemez zaten. Evet, nedense kadınların hep düşünüldüğü bir yer var. Nedir? Kadın deyince akla ne gelir mesela? Mutfak gelir. Tabii. Kadın deyince akla ne gelir? Çocuk gelir. Değil mi? Evet. Kadın gelince akla alışveriş de gelir. Sever kadınlar bunları. Ama bence en güzel, yakıştığı yer neresidir? Evidir. Ailesinin başı, çocuklarının annesi. En çok yakıştığı yer burası. Kadının her kurumda olmalı. Sizin gibi değerli gençlerimiz, değerli hanımefendiler. Her kurumda mutlaka olmalı, mutlaka işini yapmalı. Ki kadının bakış açısı denen bir olay var. Evet. Çok farklı bakıyorlar hayata. Çünkü gönül gözüyle baktıklarına ben inanıyorum. Çok fazla ticari değil de daha fazla duygusal baktıklarına inanıyorum. Peki kadınların yetimlere bakışı nasıl? Dediğiniz gibi duygusal. Duygusal ama erkekler de bir o kadar hassasiyet gösteriyorlar. Şimdi onların hakkında yiyemeyeceğim. Bayanlar günü gününe planlama yaparken bu noktada erkekler biraz daha esnek olabiliyor ama ikisi de yetimler konusunda aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Tebrik ediyoruz. Demek ki bir ortak noktada buluşabiliyormuşuz baylarla. Bu da yine güzel bir özellik. Ya zaten hayat tek değil. Hayat hep birliktelik üzerine kuruldu ki Yaradan bizi iki ayrı cins ama bir ortak paydada buluşturmuş. Hani evet. Evlilikte bile derler bir elmanın iki yarısı olsun işte, mutlaka birbirini tamamlasın. Kadın ve erkek zaten böyle tamamlayıcı. Özellikle de bu tür güzel olaylarda birbirlerini desteklerlerse, tamamlarlarsa, örneğin eşi mesela. Bay gitti oraya kıyafet alacak, işte benim orada manevi evlatlarım var diyecek, 10 kişi 20 kişi var, neyse giydireyim diye düşündüğünde bayan da mutlaka destek olacak değil mi? Kesinlikle. Gerek manevi açıdan, gerek maddi açıdan ki eşinin kafasını rahatlatacak. Neden olmasın? 10 değil 15 yap. Evet. Neden? Kesinlikle. Birlikte bir faaliyet, birlikte bir hayır yapmış oluyorlar. Var mı böyle aileler gelen giden? Ailecek gelenler de var. Dediğiniz gibi ailecek hem fikir olup bir şey, bir etken bir fiil olarak bulunmak isteyenler de var. Tek tek gelenler de var. Kapımız herkese açık. Biz yardımı ulaştırmakla, bir el, aracı bir el olmakla mükellefiz. Biz olabildiğince bunu istek doğrultusunda, isteklerini karşılamak doğrultusunda bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu noktada mütevazı olamayacağım, başarılı da olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda, yetim konusunda çok hassas ilerliyoruz. Bağışçılarımızla yetimler arasında bir aidiyet kurmak adına onlarla yetimlerini de tanıştırıyoruz. Yurt dışında olanlarla gidip görmek isteyenler olabiliyor. Bu noktada da yardımcı olabiliyoruz. Ama gidemeyen, göremeyenler için yetimlerinden bir parça, onların bir resmini, yaşını, yaşadıkları yeri böyle kısa bilgiler vererek onlarla arasında bir aidiyet de kuruyoruz. Bir tane minik bağışçımız var. Zehra Nur. İsmini de zikredelim burada. Evet, zikredelim. Minik ama yüreği de bir o kadar büyük bir bağışçımız. Somali'de bir yetimi var. Somali'deki yetimine geçen Kurban Bayramı'nda bir mektup gönderdi. Kendi eliyle yazdığı bir mektubu gönderdi. Biz de bunu Somali diline çevirip o yetime ulaştırdık. Bir videosunu çektik. Sonra bunu getirdik bağışçımıza, minik bağışçımıza gösterdik. Yani o çok başka bir şey. Yani o mektubu, o videoyu gördüğündeki o duygusu,
Yani farklı bir aidiyet kurduğunu gördük. Biz buna şahit olduk. Aralarındaki bağının hani gitmese de görmese de kuvvetli olduğunu gördük. Bu noktada tebrik ediyoruz. Yani bunu çocuklara evet. kadar yansıtabilmeniz evet. ve çocuğu çocukla mutlu edebilmeniz de çok güzel. Evet. Yani çünkü çocuklar daha saf, daha temiz. Onların duyguları henüz kirlenmemiş. Güzel duygulara sahipler onlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz çocuklarda. Ve siz çocuklarla başlıyorsanız eğer onları da buna dahil ediyorsanız bu en güzel yanı. Evet, kesinlikle. Yani şeker parasını, sakız parasını artık neyse bir kumbara da biriktirip ben yetimimin harçlığını getirdim diyen minik bağışçılarımız tabii bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel ya. Vallahi yani biz çocuklara henüz para biriktirebilir misin yavrum? Bak sana bugün 10 TL veriyorum harçlık. Bu 10 liranın şu kadarını harca, şu kadarını geri getir dediğimizde dahi getirmezken çocuklar. Evet. Onlar harçlıklarının belki çok daha az harçlık alıyorlar. Onun bir kısmını yine yetim kardeşleri için biriktirip getirip size teslim ediyorlar ya da gönderebiliyorlar. Müthiş. Yani, bu evet. duyguyu oluşturmak evet. çok güzel. Bu aslında bir terbiye yöntemidir de. Değil mi? Yetişkinler de bu noktada kendilerine bir nefis terbiyesi yapmış gözlemlediğim kadarıyla. Bir bağışçımız da bir gün geldi, oturuyoruz. Yetiminin harçlığını getirdi. Bir yetimin bir aylık ihtiyacı 100 TL standart. İki gün restoranta gitmedim dedi. Bu yetimin parası dedi. Bu da güzel bir şey. Yani yetişkinler de bu noktada kendilerini frenleyebiliyorlar, nefis terbiyesi yapabiliyorlar. İki günlük restoran parasını yetimi için bir aylık, onun bir aylık ihtiyacını karşılama. Bu arada tekrar edelim, burada çok güzel bir bilgi verdiniz. Bir yetimin bir aylık ihtiyacı 100 TL. Evet. Çok afaki bir şey değil. Nelere harcıyoruz ki o parayı? Evet. Nelere harcıyoruz? Aa, şöyle bir düşündüm 100 TL'yi. Geri geliyor bozduruyorsun markete girip çıkıncaya kadar 100 TL yetmiyor bile. Kesinlikle. Yetmiyor bile yani çok harcadığınız şeyler var. Umursuz, farkına varmadan, nereye gidiyor bu paralar diye bakmadan tamamıyla israfa verdiğimiz o kadar çok şey var ki. Bunun yerine 100 TL'yi alıp bir kişinin hayatına dokunabilirsiniz. Hiç tanımadığınız belki dünyanın o 45 ülkesinden bir tanesinde. Evet. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Bizim için hiçbir şey olan şey, emin olun onlar için çok şey ifade ediyor. Bugünlerini kurtarmak, yarınlarını kurtarmak, bunun için biz çalışıyoruz, çabalıyoruz, yarınlarına değinmek istiyoruz. Babalarının yokluğunu bir nebze de olsun unutturmak değil de bir nebze de olsun doldurmak istiyoruz. Amacımız bu. Baba boşluğu çok büyük çok bir boşluk. O hayattaki en yüksek boşluklardan bir tanesi. Çok kocaman bir çukur. Onu belki biz dolduramayacağız hiçbir zaman. Yani yapabileceğimiz konusunda bir iddiamız yok. Ama şu gibi yapabiliriz. Baba gibi sevdi beni. İşte bir baba şefkatini, bir baba gibiydi kucaklarken. Hani o gibi yapabiliriz en azından. Evet. Değil mi? Evet, inşallah. Bir baba gibi davrandı bana. İşte öyle yanıma geldi ki bir baba şefkatini onda gördüm. O gibi yapabilirsek çok şey yapmışızdır. Kesinlikle. O gibi aklınızda kalsın. O gibi yapın. Kolay bir şey. Zor bir şey değil. Şimdi soteledim tavuklarımı. Üzerine bir adet kapya biber ekliyorum. İki tane yeşil biber ekliyorum. Bunları da biraz soteleyeyim. Ardından bayağı bir mantarım var. Bolca mantarlı yapacağım. Mantarlarımı da en son olarak ekleyeceğim ki çok fazla suyunu salmasın. Bir taşında mantarla çevirdikten sonra olayımızı tamamlamış olalım. Abartmaya gerek yok. Yani dediğiniz gibi restorana gidip belki o parayı yiyecekti iki günde. Evde yedi. Evet. Kenara bıraktı. Evet. Yine bir hayata dokundu. Çözüm yok değil ki. Yol yok değil ki. Pek çok yol var. Peki bunun için internet siteniz, mail adresiniz ya da farklı bağış toplama yöntemleriniz var mı? Tabii. Deniz Feneri Derneği www.denizfeneri.org.tr'den web sitemize ulaşabilirler. Çağrı merkezimizi arayarak bizzat benimle de irtibat kurabilirler. 414-6060. Onun dışında ya bunu da yapamıyorum ama bir SMS atarım
diyen olursa da 55-60'a bir yetim yazıp gönderebilir. Evet, bir yetim yazıp atabilirsiniz. Akşama kadar tuşluyorsunuz ya sürekli. Boş yere laflarla, boş yere kelimelerle artık karşımızdakine konuşmaktan bile bıktık. Konuşmuyoruz, habire yazıyoruz. O 10 parmak maşallah sürekli çalışıyor. Arada bir kere de, bir kere bir tık da inşallah burası için i̇nşallah. Çalışsın. O bir tık kaç TL ediyor? 10 TL. 10 TL, bir tık 10 TL. Çok fazla bir şey değil. Yani kiminiz için kendinize zarar verdiniz o sigara parası. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bedeninize, şu emanet bedeninize zarar verdiğiniz bir sigara parası ki kimin malını kime veriyorsunuz? Zaten Rabbimin size gönderdiği bu emaneti yine Rabbime geri iade ediyorsunuz. Ve karşılığını da yine Rabbim binlerce, yüz binlerce kat yine hanenize yazıyor. Kesinlikle. Çok güzel bir ticaret aslında. Tabii. Bir de şöyle de bir bu sene zekatımı nereye vereceğim diye düşünen varsa Allah zekatınızı yetimlere de verebileceğinizi söyleyip yetimlere de bir zekatınızı verebilirsiniz. Yani çok düşünmenize gerek yok. Zekatınızı yetimlere vereceksiniz. Çok düşünmenize gerek yok. Yer var. Hazır. Biz size söyleyelim. Evet. Yorulmayın boşuna değil mi? Ne yapacağım, tabii ne edeceğim diye çok fazla arayışa girmeyin. Biz size söyleyelim. Yetimlere gönderebilirsiniz. Hiç yorulmayın. Hemen bir tık mesaj atın. Atamadınız mı? Mail adresinden gelin. Size banka hesaplarını versinler. Hemen oraya atın, oturduğunuz yerde yapabilirsiniz. İnşallah zekat verenlerin de sayısı artsın. Amin, inşallah. Gerçekten bu azaldı. Para çoğaldı da zekat veren azaldı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu bir vicdan meselesi. Tabii. Yani acaba neyi unuttuk, nerede eksik yapıyoruz, neyi tamamlayamıyoruz? Yani bu zekat konusu çok hassas bir konuyken... Nereye kadar biriktirmek ya da nereye kadar kendine harcamak? Peki bunu gençler yapabiliyor mu? Çocuklar yapıyor gördük. Çocukları tebrik ediyoruz şimdiden buna. Hassasiyetle yaklaşan küçücük yavruları tebrik ediyoruz. Gençlerin bakış açısı nasıl? Gençler, şu anda gençler de bu noktada kendilerini geliştirmekteler. Hatta birkaç üniversitedeki gençler toplanmışlar. Evet. Aralarında artık ne kadar topladılarsa getirmişler. Yetim bakmak istediklerini belirtip yetim sahiplenmek istediklerini söylediler. Üniversiteli gençlerimiz de yapıyor bunu. Liseli gençlerimiz de yapıyor. Çocuklar da yapıyor. Çok şükür dokunabiliyoruz. Hem ihtiyaç sahibine hem de ihtiyacını karşılamak isteyen bağışçılarımıza çok şükür dokunabiliyoruz. Ne güzel. O zaman Rabbim daim ettirsin diye duamızı yeniliyoruz. Şimdi patatesimiz olmuş. Evet. Şöyle birazcık gürültülü bir şekilde bir süzgeç buldum. Patatesimiz olmuş. Hemen onu süzdüreceğim. Şöyle bir borcama koyacağız sanırım. Getirebilirseniz hemen süzdürelim şurada. Süzdürün. Tamamdır. Borcama koyalım. Yine alayım. Yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi püre haline getireceğiz patatesimizi. Çatal olur, blender olur. Şimdi çatalla bir başlayalım o zaman. Olur. İki koldan ezmeye başlayalım. Çünkü bir taraftan da sotemiz devam ediyor. Arada bir de oraya bakmak istiyorum. Fırında kekimiz var. Onu da unutmayalım. Bir de onu görelim. Çatalla sanırım halloldu ya. Evet, evet. Ne dersin? Evet, halloldu. Blender'a gerek kalmadı. Çok güzel haşlanmış. Demek ki birlikten kuvvet doğuyor. Buradan da bu mesajı verelim. Evet, birlikten kuvvet doğuyor. Hemen bir kekimizi de gözleyelim. Kekimiz muhteşem pişiyor ama inan ki o kadar güzel kabarmış artık o lezzetten çatlamış durumda. Şöyle bir bakar mısın? Size demiştim. Püf nokta, şekerli yumurta. İyi çırpılmaz. Çok güzel kabardı. Kabartamayanlar için bütün püf noktaları da verdik. Sevgili izleyicilerimiz. Ve kekimiz kabardı. Bu arada tavuğumuz oldukça iyi gidiyor. Ben bunu bir kapağı kapatayım. Hafifçe bir pişsin istiyorum. Bu patates püresi de
Fırında çok pratik oluyor. Pazar kahvaltıları olur, beş çayları olur. Sorun değil. Evet. Hepsinde kullanabilirsiniz. Lezzetli bir püre şu an oldu. Üzerine kaşar serpeceğiz ve fırına göndereceğiz. Evet. Hemen serpelim mi? Olur. Şöyle bayağı bir bolca kaşar dolduruyorum ben bunun üzerine. Hı hı. Bolca kaşar. Hakikaten çok lezzetli olacak gibi duruyor. Hafif de bir tereyağı da ekleyebilirler eğer eklemek istiyorsanız. Pişirirken o yağı eklemek, biraz su, biraz yağ da ve tuzu unutmazsak eğer, o çok lezzet katıyor patatese. Ben şuraya da hafif tuz katmak istedim. Çünkü patatesi süzdürdük, çok tuz olmayabilir. Şimdi daha iyi olacaktır. Fırına göndereceğiz. Fırının alt gözünde de olabilir ama keki zedelemek istemiyorum. Biraz bekleyelim mi? Olur, bekleyelim. Biraz bekleyelim. Kekimiz birazcık daha pişsin. Bu arada bir sotemize domateslerimizi ekleyelim. Peki yurt dışına gittin mi bu 45 ülkeden herhangi birine? Henüz gitme fırsatım olmadı. Ama planlarım arasında var tabii. Onlarla da tanışmak istiyorsun evet. Sanırım artık. Şöyle 5 adet ortadan sadece bir böldüğüm domateslerim var. Çeri domatesleri ekledim. Şimdi birazcık baharat ve lezzet kısmına geçelim istiyorum. Burada öncelikle tuzumuza başlayalım. Şöyle tuzumuzu attım. Ardından minik bir karabiber desteği. Yine bir miktar pul biber ekliyorum, çok az. Ve kekik. Bu üçlüyü ben genellikle kullanıyorum. Ya şöyle bir bakıyorum. Ama ete, tavuğa kekik yakışıyor ve genel olarak da tercih ediyorum. Siz de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha pişsin. Hı hı. Suyunu çeksin. Kapağını hafif kapatalım ve bekleyelim. Artık kekimizi alalım. Evet. Sonra fırına patateslerimizi koyalım. Bu arada da yine yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Şöyle bakıyorum. Vay! Muhteşem kabarmış. Oldukça güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Evet, çok güzel kabarmış. Şöyle nihale getireceğim altına. Çok güzel kabarmış maşallah. Tebrik ediyoruz. Bu kadar kabaracağını ben bile beklemiyordum. Yani bu kadar kabarmasa da olur da. Olur muydu? Şimdi fırın telini şöyle üzerine çıkardım. Patatesi en üstte yerleştirelim ki o en üstte zaten koydum. Pişti. Evet. Bizim amacımız kaşarı kızartmak. Kaşarı kızartacağız. En üst bölüme bıraktım. Evet, kekimizi kontrol etmeye geldim. Dediğin gibi bu kadar kabarmasa da olurdu ama çok güzel kabardı. Oldukça evet. Güzel. Biraz yaklaşalım şöyle ocağımıza doğru. Onu da yaklaştıralım. Şöyle bir sıcaklığı geçsin. Servis tabağımıza onu alacağım. Şöyle bir kesip içerisini de göstermek istiyorum çünkü ama... Kesmeye gerek kalmadı. Şimdi ben size gösteriyorum. Yani bir gizlim saklım yok benim. Bir her şey ortada. Ellerine evet. Sağlık. Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık. Püf noktayı siz hallettiniz. Evet, püf noktayı öğrenmiş oldum. Ben de kek kabartamıyordum sayenizde. Bugün bir elin nesi var, iki elin sesi varı net bir şekilde burada yaşadık ve uygulayıp gördük. Evet, yetim projelerimizi çok güzel anlattık. Çok da yerinde anlattık. Hak ettiniz. Bu güzelliği hak ettiniz. Düşünsenize dünyanın 45 tane ülkesinde, kendi ülkemiz haricinde yetime dokunuluyor. Ve çok neydi? Cüzi miktarlardı. Bir yetimin aylık ihtiyacı 100 TL'ydi. Bunu da öğrendik bugünkü programımızda. Ve Türkiye genelinde ve dünyada ne kadar yetim bulunuyordu? Bir de onu siz söyleyin tekrar rakamları. 140 milyon yetim. 140 her yıl milyon yetim. 3,5 milyon çocuk yetim kalıyor. Yani daha çok çalışmamız gerektiğini aslında burada vurgulayabiliriz. Yetim için daha çok bir şeyler yapmamız gerektiğini vurgulayabiliriz. İnşallah bundan sonrası için daha duyarlı olursak bütün
Bizim amacımız son yoksula ulaşıncaya kadar çalışmak. Maşallah, tebrik ediyoruz. Biz elimizden geldiğince, belki bu milyonlara ulaşamayacaksınız ama bir kişi de bir adımdır. Her şey bir ile başlar. Evet. Siz ilk adımı atın, bir kere yürüyün. Arkanızdan mutlaka gelecek ikinci bir adım vardır. Her şey bir ile başlamıştır. İlk Müslüman olan Peygamber Efendimiz ilk inancını yaymadan önce de yine bir kişiydi. Bir kişi olarak ortaya çıktı ama ardından bakın sayımız milyonları milyarları aştı. Hı. Yeter ki bir ile başlayın. Çok küçük görmeyin o biri, basit görmeyin. Bir adım ile, bir kişi ile yola çıkın. O yol inşallah Rabbim yolunuzu açacaktır. Çünkü niyet halis. Evet, kesinlikle. Niyet halis, güzel bir niyet ile çıkacağız. Şimdi ben artık keke dayanamayacağım. Bunu bir servis yapalım istiyorum. Şöyle tepsimize. Çevireceğim ama çok sıcak. Henüz çıkmıyor mu? Birazcık daha terlesin mi? Olur. Şöyle terleme aşamasını daha henüz tamamlamamış sanırım. Spatula yardımıyla da çıkarabiliriz. Deneriz. Hiç sorun değil. Şöyle hafif terleyince çıkıyor ya. Çok zorlamaya gerek yok aslında da. Zaman bizim için çok önemli. Sevgili izleyicilerimize paylaşmak için. Yoksa birazcık üzerine bir örtü serptiğinizde ve ufak bir poşete koyduğunuzda hemen terleyecektir. Ve çıkacaktır. Tekrar alıyorum. İşte geldi. Harikasın. Hemen kabı ıslattım ki kek pişirdiğinizde kek kablarınızın o kapların içindeki kalan kısım biraz sert oluyor. Yıkarken sorun oluyor. Bu şekilde fırın kabınızdan keki çıkardığınızda hemen kabı ıslatın ve bulaşık yıkamak sizin için eziyet olmaktan çıksın. Oldukça kolay bir hal alsın istiyoruz. Keselim mi? Keselim. Hadi buyurun siz kesin. Nereden kesmek istiyorsanız ben de o arada artık tavuğumuzu servis yapayım. Mantarlı tavuk sotemizi çok güzel oldu. Akşamki menü belli oldu sanırım. Evet. Zebra kek. Zebra kek. İzleyicilerimizin. Pratik, kolay, hiç zor olmayan, bir sohbet anında yaptığımız basit, bir tabii o kadar da lezzetli yemekler. Bir misafir partiye geldiğinde örneğin. Çat kapı misafirlerini aslında ben severim ama ne yapacağım diye tedirginliğine kapılanlar varsa bence güzel bir menü oldu. Kesinlikle. Özellikle çalışan hanımlar için. Hep hanımları düşünüyoruz. Beylere hiçbir şey yok gibi geliyor. Şimdi beyler diyecek ki Fatma Hanım hep hanımları destekliyor. Aslında en rahatını onlar yapıyor. Tatma kısmı. Tatma kısmı. Evet. Bir parça yeterliydi şöyle göstermek için sevgili izleyicilerimize. Oldukça güzel görünüyor. Bir tabağa da koyabilirim. Şunu şöyle alıp tabağa koyayım. Lakin asıl olay burada. Evet, asıl olayımız budur. Patatesimizi de bir gözleyeceğim. Şöyle. Hemen fırına bir bakalım. Azıcık daha kızarmaya ihtiyacı var. Peki sen bu arada sevgili izleyicilerimize ne söylemek istersin? Birçok şeyden bahsettik esasında. Söyleyecek de çok şey var. Zamanımız kısıtlı. Genel olarak zamanımız kısıtlı. Yapmamız gereken çok şey var. Geç kaldığınızı düşünmeyin. Nereden başlasanız o sizin için erkendir. Bir an evvel ihtiyaç sahibi, konu komşu fark etmez kim varsa bir an evvel onların elini tutmak. Ne güzel. Elini tutamıyorsanız bizi köprü olarak görün ve bize ulaşın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu güzel cümle üzerine komşularımıza çok daha dikkatli bakacağız.
etrafımızdaki insanların hassasiyetlerini ve isteklerini çok daha dikkatli bir şekilde araştıracağız. Patatesimiz de hazır, fırından çıktı. Bir miktar daha siz kızartabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ancak bize ayrılan sürenin biz maalesef sonuna geldik. Sizinle hazırladığımız sohbetimiz esnasında bize eşlik eden lezzetlerle birlikte size bugünlük hoşça kalın demek zorundayız. Ve diyoruz ki sosyal medya adreslerimizden özellikle de Instagram'da FC Mutfakta Hayat, yine Facebook'ta Fatma Çakır ve Fatma Çakır ile Mutfakta Hayat'ta sizleri bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın ve iyilikler yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.